Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Video çekmek hiç aklımda yoktu. Ama dedim niye çekmiyorum şimdi. Ben önce kıymamı kavurdum, sonra soğanımı kattım biraz. Soğanımı da kavurdum. Böyle geçen video gibi video olmasın istedim, bir değişiklik olsun istedim. Şimdi salçayı kavuruyorum. Kavuruyorum. Biraz da salçayı, biraz daha salça katıyorum. Fark etmişsinizdir, ben biraz fazla fazla kullanıyorum. Böyle seviyorum. Şimdi pirinçlerimi yapacağım. Yıkadım bu pirinçleri. Yıkadım. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Birazcık kabartın. Böyle. Şimdi içine biraz tuz ekleyeceğim. Şimdi baharatlarımı da ekliyorum. Nane. Bunları karıştırdıktan sonra altını kapatacağım. Üstüne maydanoz ekleyeceğim. Bitmiştir. Nereye bitmiştir acaba? Şimdi domateslerimi ekleyeceğim. En sonda kapatmadan maydanozumu ekleyeceğim. Yani kapattıktan sonra maydanozumu ekleyeceğim daha doğrusu. Şimdi domateslerimi rendeliyorum. Şimdi domateslerimi de ekliyorum.
mis gibi kokusu gelmeye başladı zaten. Baharatları da ekledikten sonra karıştırıyorum. Birazcık böyle ola koysun. Bizim maydanozlarımıza geçelim. Şimdi maydanozlarını kesiyorum. Sizin de böyle sevdiğiniz bir bıçağınız var mı? Ben genelde bu bıçakla çalışmasını çok seviyorum. Şimdi bir kez daha karıştırıyorum. Altını kapatıyorum. Maydanozumu da ekleyip tekrar karıştırıyorum ve bitmiştir. İçimiz hazır. Böyle. Şöyle göstereyim, hatta harcımızın içi de hazır. Maydanozu ıslatıyordum aslında yaprakları ama unuttum. Ama fark etmez, bu soğuyana kadar, yani biraz soğusa da olur. Hazırlayalım. Önce bunu ıslatayım ki biraz zaman geçsin. Arada böyle gelirken gidenler var. Yolda gelirken onlar kazaya uğramış. Şimdi ekliyorum. Sonra üzerine bir kapak kapatacağım. Bir tane tabak koyuyorum ki bütün hepsi yumuşasın. Tamam. Bunu da ağzını kapatabilirim artık. Yeterince soğudu. Şimdi ben biraz bulaşıklarımı toparlayayım. Sonra geri geleceğim. Bir bakalım arkadaşlar, yapraklarımız olmuş mu? Olmuş bence. Alabiliriz artık. Kim? Evet, yumuşamış hepsi de. Şimdi bunu dökeceğim. Bir süzeyim. Sonra geliyorum. Evet, bu da hazır. Şimdi bunu ben ayrı bir tabağa koymayacağım. Normalde de nasıl yapıyorsam size de öyle göstereceğim şimdi. Önce buna birazcık yağ ekleyeceğim. Böyle dibine birazcık yağ ekliyorum ben.
Şimdi başlayalım. Aha. Şöyle bakalım. Ben bunu önüme alayım. Şimdi buraya koyayım. Daha iyi olur sanki. Ne diyorsunuz? Şöyle. Dur canım, yolumuz kalmış. Başlayalım. Şöyle koyayım. Ben bunları kapama şekli yapacağım için önce böyle bir koyayım. Sonra iç içe geçireceğim onları. Siz nasıl yapıyorsunuz doğumları? Farklı yapıyorsanız yazın. Öğrenelim biz de. Evet, şu an benim yaptığım farklıdır. Annemin yaptığı farklıdır. Ben kafama göre yapıyorum yemekleri hep. Genelde YouTube nereden aklıma geldi diye soruyorsunuz. Evdeyim bütün gün. Hep YouTube'da görüyorum videoları. Herkes atıyor. Ben de başka bir şey yapmıyorum yani. Temizlik, yemek, ev işi, alışveriş. Bakıyorum onlar da aynısını yapıyor. Pardon arkadaşlar. Böldüm yine. Yani. O yüzden dedim ki yani ben de yapabilirim. Yani bir deneyeyim en azından. Olmazsa da ne yapalım, en azından denedim derim. Böyle aklıma geldi. Sonra başladım. Bakalım nasıl gideceğiz? Gidecek mi? Nereye kadar gidecek? Orası da var yani. Biraz alayım ki. Şimdi bir yerleştireyim ben bunları. Göstereyim şöyle. Böyle iç içine koyuyorum onları. Sonra direkt böyle yerleştiriyorum. Alıyorum. İç içe koyuyorum. Tabii bu tencerem biraz küçük ama alırım onu. Daha büyüğünü yapsam olurdu. Eşim aradı, o yüzden az önce kesildi. Biliyorsunuz ki ben telefona kaydediyorum, daha kameraya geçiş yapmadım. Eğer tutulursa öyle kameraya geçiş yaparım yani. Daha doğrusu biz bir yazın iznimize gidip gelelim. Sonra bir kamera almayı düşünüyoruz. Onun içine kadar. Buraya sığmaz, bu büyük. Bunları küçük koymamız lazım. Şöyle. Duyuyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bir salçalı su yapacağım. Şöyle bir kaşık salça koyuyorum. Su ve sıvı yağ ekleyeceğim buna. Buna az koyuyorum çünkü az önce tencerenin altında da sıvı yağ eklemiştim. Şimdi biraz su katacağım. Sonra karıştırıp üzerine ilave edeceğim. Ve üstüne
gelecek kadar su ekleyeceğim. Sonra kapağını kapatacağım, pişmeye bırakacağım. Son olarak kapağımı kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yemeğim hazır. Arkadaşlar, dolmalarım hazır. Şöyle göstereyim, yakından da göstereyim. Böyle. Herkese afiyet olsun.